Herkese merhaba. Medyaskop TV'de yeni bir ekonomi yayınında karşınızdayız. Konuğumuz Mert Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Mert Yılmaz, Nur CM İş Piyasalar Satış Müdürü. Bugün Mert Bey'le ekonomideki son gelişmeleri ve 20 Eylül'de açıklanması beklenen orta vadeli programı konuşacağız. Öncelikle bu geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararının arkasından yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? İsterseniz izninizle biraz daha geriye sararak başlayayım. Valla bütün Türkiye'nin ilk defa görüyorum ben bunu. Yani sokaktaki vatandaşa kadar herkesin neredeyse saat 2'de ekran başına toplanıp Merkez Bankası'ndan gelecek kararı beklediği bir toplantı oldu. Faiz arttırım beklentisi 0 ile 725 bas puan gibi çok geniş bir yelpazede ortaya çıktığını gördük. Bu da zaten aslında çok da sağlıklı bir iletişim kurulamadığını, dolayısıyla beklentinin çok farklılık gösterdiğini gördük. Açıkçası kararın hemen öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir takım açıklamalar var. Orada piyasanın genel beklentisi ya galiba faiz artışı olmayacak ya da piyasa beklentisini karşılamayacak noktasına evrilmişti. Piyasa beklentisi ortalama 400 puanlardayken Merkez Bankası'na 625 bas puanlık bir faiz artışı geldi. Şimdi neden böyle bir ihtiyaç doğdu, bir onu iyi anlamamız lazım. İki tane risk var aslında ekonomik açıdan bakıldığında, yani reel sektör açısından. Bir tanesi kur riski, bir tanesi faiz riski. Buradaki her yükselişin reel sektörde ve ülkenin makroekonomik verilerine bir tahribat yarattığı herkesin malumu. Faizde yaşanan yükselişin daha geniş tabana yayılan pek çok insanı çok derinden etkilediği, ilgilendirdiği de malum. Ama gelinen nokta şu, yani ortada bir yangın var. Bu bir kur yangını. Bunu mümkün olduğu kadar söndürmek ihtiyacı doğdu. Çünkü onu söndüremediğiniz sürece o kur yukarı gittikçe ister istemez sizin İthalata dayalı üretim modelinizden dolayı üretim maliyetlerinize yansıyor, size enflasyon olarak dönüyor, beklentiler kötüleşiyor, tekrar faiz artışı bir sarmalın içinde. Merkez Bankası açıkçası elini masaya vurdu, beklentilerin üzerinde gelen bir faiz artışı. Bununla beraber de kurun 6 liraya kadar geldiğini gördük. Sonrasında ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gelen tekrar açıklamalar var. İşte orada yani kelimesi değilim artık sabrım zorlanıyor, sabrımın son noktasına geldim açıklaması piyasalarda bir yavaş yavaş tekrar bir tedirginlik yaratmaya başladı açıkçası. Maalesef çünkü Merkez Bankası üzerinden yaratılan her tartışma özellikle yabancı yatırımcının nezdinde ciddi bir sorun haline, daha doğrusu ciddi bir sorun haline gelmiş konunun daha da büyümesine ya da hani sönmeye başlayan alevin tekrar canlanmasına, harlanmasına neden oluyor. Dolayısıyla buralarda kapatmıştık ama hafta sonu, dün basına yansıyan işte bu İş Bankası hisselerinin hazineye devri konusu ciddi bir sorun olarak, bir algı problemi olarak karşımıza çıktı. Çünkü orada iki nokta çok önemli. Bir, İş Bankası dediğiniz kurum bugün Türkiye'nin finansal kesiminin, bankacılık kesiminin çok önemli bir aktörü. Diğer taraftan borsada halka açık bir şirket. Halka açık kısmı içinde önemli bir yabancı yatırımcı payı var. Bunu yabancı yatırımcının nezdinde, şimdi hep konuştuk bunu, bir yatırımcı güveniyle ilgili problemimiz var zaten. Yani gerek içeride gerek dışarıda. Sorunla bu noktadan yaklaşmak, yani bu hisselerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden alınıp hazineye devredilmesi konusunda ortaya çıkan tartışma aslında bir mülkiyet hakkı problemini beraberine getiriyor. Siz güveni tesis etmeye çalışılan bu iklimde böyle bir cümle ifade ettiğiniz anda bu tamamen tekrar o güvenin sil baştan geri gelmesine neden oluyor. Yaşanan yükselişte kurda yaşanan tekrar 6.40'lara kadar gelen ana etkinin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun dışında işte bugün İdlib'de bir Rus uçağını düşürülmesi konusu var. Pek çok şey var ama bakıldığında maalesef şu noktaya geldik. Ülkenin faizi 625 bas puan arttı. Geldiğimiz nokta tekrar faiz arttırımının yapıldığı yer. Ama iki, yani en önemli konunun, en azından bu benim kendi şahsi fikrim, İş Bankası tartışması olduğunu düşünüyorum. İş Bankası tartışması dışında da ta 24 Haziran seçimlerine giden yolda aslında böyle bir çok iletişim kazası yaşandı. Hani iletişim kazası olarak nitelendiriyorum en başta. Çünkü hani bir Türkiye içinde birilerinin bilerek piyasayı böyle kötü yöne itmesi beklenecek bir şey değil herhalde. Tabii ki canım, yani rasyonel bir şey değil açıkçası. O bir komplo teorisi olur açıkçası. Ya dediğiniz çok doğru. Bir iletişim problemi yaşanıyor. Ben bekliyordum ki açıkçası, yani yeni dönemle birlikte 24 Haziran seçimlerinden sonra bu iletişim problemlerinin önemli bir kısmı giderecek. Ama geldiğimiz noktada hala problemlerin devam ettiği gözüküyor. Nerede gördük? En canlı örneğini dövizle iş yapıp yapmama konusunda.
Yanlış hatırlamıyorsam 32 sayılı karar çıktı. Karar çıktığında herkes birbirine bunun neyi kapsayıp neyi kapsamadığını sormaya başladı. Şimdi dün itibariyle bir ek açıklama geldi. Bu sefer bakanlıktan. Orasıyla biraz daha alan daraltıldı ama hala soru işaretler. Şimdi bakın doğru adımlar atılıyor. Ama bunları tek elden, tek sesle ve tek bir açıklamayla, doğru iletişimle, iletişim sizin alanınız aslında ama piyasa açısından öyle yani çok basite indirgenmiş ve kafalardaki bütün soru ve soru işaretlerini giderecek biçimde yapmadığınız sürece bu atılan olumlu adımlarda maalesef etkisini yitiriyor. Şimdi tekrar böyle çünkü bunu yabancının anlaması çok zor. Yani her gün bize peki bu kanun niye çıktı, neyi kapsıyor diyor. Bir dakika bilmiyoruz daha araştırılıyor diyor. Sonra dönüyorsunuz, iki gün sonra başka bir şey çıkıyor. Bunu anlatıyorsunuz, orada da soru işaretleri hala bitmiyor. Bunu böyle yaptığınız noktada işin yani o efektifliğini kaybediyorsunuz, verimliliğini kaybediyorsunuz. Ve maalesef zaman kaybediyoruz. Yani artık buralarda bunlarda takılı kalmamamız lazım. Yapmamız gereken çok daha fazla şey var. Hani birkaç gündür ben kendi yayınlarımda da söyledim. Hani az konuşmamız lazım, çok çalışmamız lazım, hata yapmamamız lazım. Ama maalesef hala istenilen performans açıkçası gözükmüyor. Yani Sayın Bakan burada göreve geldiği günden beri piyasanın duymak istediği her şeyi söyledi açıkçası. Yani bana deseydiniz ki ya da pek çok meslektaşıma hani yeni göreve başlayan bakandan piyasa ne duymak ister? Berat Bey oraya yazılacak her şeyi neredeyse söyledi. Ama buna rağmen piyasanın ikna olmamasının iki temel nedeni var. Bir, hani tamam söyleniyor ama acaba yapılabilir mi? Yani sözden eyleme geçebilir miyiz tartışması? Bir. İki, zaman zaman hala bir görüş ayrılığı varmış, algısı var piyasada ve çok da haksız değil. Sayın Bakan'ın söylediğiyle Sayın Cumhurbaşkanı söylediklerinde arada bir ekonomi politikası görüş farklılıkları olduğu hala gözüküyor. Sayın Bakan enflasyonla mücadele edilmesi gerekliliğini vurgularken Sayın Cumhurbaşkanı hala büyüme odaklı politikaların devamından yana. Bunu da bir eleştiri manasında söylemiyorum. Herkes yani neticede siyasetçi bir şey belirler, politika belirler. Sonucunda istediği sonucu alırsa sandıkta bunun ödülünü alır, alamazsa başka türlü sandıktan başka türlü bir sonuç çıkar. Ama içinde bulunduğumuz günler bir kere rasyonel olarak ne yapmamız gerektiğini çok net ortada olduğu, buna rağmen hala bir tek sesliliğin maalesef ortaya çıkmamış olması, atılmış adımlarında hala istenilen performansla bir iyileşme neden olmadığını gösteriyoruz. Şimdi isterseniz başlığımıza dönelim. Orta vadeli programa bu konuştuklarımız ışığında. Siz iyi bir orta vadeli program bekliyor musunuz? Yani piyasaları yeniden rahatlatacak, dövizin düşmesini, Türk lirasının hafifçe bir toparlanmasını sağlayacak. Tamam, bir açık söyleyeyim. Piyasanın bu konudaki motivasyonu biraz zayıflamaya başladığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü orta vadeli program bizim için belki de bu sürecin içindeki çok önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Yani bu şeyden tekrar aracı patikaya sokup normal yolunda devam ettirmemiz lazım. Ben açıklanacak orta vadeli programdan da öte bu iletişim kazalarının maalesef oradaki çalışmanın da bir kısmını alıp götüreceğiyle ilgili bir kaygım var. Şunları görmek isteriz. Ben bir ekonomist olarak, bir piyasacı olarak sorunların doğru tespit edildiğini, doğru tedavi yöntemlerinin uygulandığını, dolayısıyla gerçekçi hedeflerin olduğunu, önümüzdeki döneme ilişkin ve bu hedeflere yaklaşılması konusunda ayakları yere basan varsayımlar olduğunu görmek isterim. Ümit ediyorum ki böyle bir çalışma gelecektir. Ve bu orta vadeli program denen şeyin çok da fazla diğer alanlarla çok şey olmaması lazım açıkçası. Birbirine karıştırılmaması lazım. Şimdi son günlerde sizler de görmüşsünüzdür. Bu banka bilançolarına nefes aldırmak adı altında başka bir yapıya gidiliyor. Anladığımız o ki yine bir aslında iletişim problemi var. Bankacılık sistemi içindeki bankalardaki sorunlu kredilerin bankacılık sisteminden çekilmesi ve bir başka banka üzerinden bunların yürütülmesi gibi bir şey. Ama mesela bunun getirilip kesinlikle bir orta vadeli program içine sokulmaması lazım. Yani orta vadeli programda bize bir çerçeve çizilmesi lazım. Türkiye'nin önümüzdeki döneme ilişkin makroekonomik hedefleri nedir? Buraya ulaşmak için Türkiye neler yapacak? Yani tasarruf ederken hangi kalemlerden tasarruf edecek? İşte bütçe açığını kısarken nerelerden tasarruf ederek bunu kısacak? İşte enflasyonla mücadele ederken bu enflasyon hedefine ulaşmak için neler yapacak gibi pek çok makro ve mikro
sorunun cevabını bulmamız lazım. Diğer tarafta uygulanacak politikaları da getirip bu programın içine sokarsak, bu ortaya çıkartılacak olan programın da efektifliğini ve manasını açıkçası kaybedeceğinden korkarım yani. Peki bu orta vadeli programda mesela enflasyonla nasıl mücadele edecek? Şundan soruyorum, 2001 krizine kadar Türkiye çok yüksek enflasyonla yaşayan bir ülkeydi ve insanımız da alışmıştı aslında enflasyon sonuna. Yüksek çünkü tansiyonla yaşamak gibi bir şey yok. Evet, ama 2001'den işte 2013'e kadar biz bu enflasyonu bir dezenflasyon süreciyle bayağı bir aşağı geldi. Şimdi yeni nesil mesela aslında enflasyon sorununu bilmeden bu ana geldi ve şimdi bir şeye zam geliyor ama bakıyorlar maaşa zam gelmiyor. Şimdi bu OVP ile buna nasıl bir çözüm üretilebilir? Şimdi aslında burada Türkiye'nin hani bu OVP'ye yansır mı yansımaz bilmiyorum ama Türkiye'nin bence 3 tane temel problemi var. Ekonomik manası. Bir üretim problemi var. Yani Türkiye üretirken de ithal eden bir ülke. Ham madde, ara mamul. Ve bu dönüşümün mutlak surette yapılması lazım. Şimdi denebilir ki ya bu hani dünden bugüne yapılabilecek bir şey değil. Evet ama yani bekleyerek de yapabileceğiniz de bir şey değil. Bir yerden bu düğmeye basmanız lazım. Bu düğmeye basanlar, bakınız Hindistan gibi, hem o kırılgan beşikten çıkarak hem de kendisini başka bir yere taşıdı. Savunma sanayinde biz bunu yaptık. Demek ki istersek yapabiliyoruz. Ya da bizim için bir elzem durum haline geldiğinde yapabileceğimizi gösterdik. Bir kere mutlak surette bu ithalata dayalı üretim modelinden bir çıkmamız lazım. Sonra da katma değeri yüksek üretime mutlaka geçmemiz lazım. Bunun tabii altını hukukla, eğitimle pek çok şeyle doldurabilirsiniz. İki, bu ürettiğimiz şeyi de iç pazarda kendimiz tüketerek değil, biz tasarruf edip bunları ihraç ederek ülkeye döviz girdisini sağlamamız lazım. Ve bir üçüncüsü, bu hem kamuda yaşanıyor hem özel sektörde yaşanıyor. Bir verimlilik problemimiz var bizim. Yani kimse yapılan işin, oraya aktarılan kaynağın verimliliğini ölçmüyor açıkçası. Bakın size çok acı bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de şu anda kaç tane büyükbaş hayvan olduğunu kimse bilmiyor mesela. Ya da ne kadar hektarda buğday ekili olduğunu kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor derken devletin bir kurumuna soruyorsunuz başka bir sayı çıkıyor, bir kurumuna soruyorsunuz başka bir sayı çıkıyor. Dolayısıyla bilgiye, istatistiğe hakim olamadığınız sürece, matematiğe hakim olamadığınız sürece nerede ne yapmanız gerektiği konusunda aldığınız kararda sağlıklı olmasını beklemek çok doğru değil. Şimdi bugünlerin yeni modası işte reel kesimi mümkün olduğu kadar sıkıntıdan çıkartmak, işte kimsenin herkesi yüzdürmek, batmasını engel olmak. Bu da bence bir süre sonra tartışılması gereken bir konu. Yani serbest piyasa ekonomisinde devlet her şirketi yüzdürmekle mükellef midir? Yani işini iyi yapanla yapmayan, riskini doğru yönetenle yönetmeyenin aynı sepette yer alması, bugünkü riski minimize ettiğinizi düşünürken ileriki vadede başka bir finansal riski tetiklemenize neden olabilir. Ha, şu yapılabilir, Tamer Bey'in şirketi analiz edilir, stres testleri yapılır, bir dönüşümü açıksa bundan sonra aktarılacak bu kaynak ülkeye ciddi manada bir verimlilik sağlayacaksa, bir katkı sağlayacaksa evet devam ettirmesi gerekir. Benim şirketim analiz ettirip de bu dönüşüme hazır olmadığı düşünüyorsa bence sistemden ayıklanmasına bir fırsat yaratılması gerekir. Çünkü serbest piyasa ekonomisi dediğiniz şey budur açıkçası. Yani sorudan biraz uzaklaştım ama kusura bakmayın. Yani üç şeyin altını bir kez daha çizeyim. Üretmemiz lazım, üretim modelimizi değiştirerek üretmemiz lazım, tasarruf etmemiz lazım ve mutlaka verimliliği ölçmemiz lazım. Bu peki Türkiye ne zaman bu ithalata dayalı üretim sistemine geçti? Çünkü çok güzel soru. 80'lerde neydi Türkiye kendi kendine yeten bir ülkeydi. Şimdi Türkiye niye buraya geçti? Ben söyleyeyim mi? Bu da aslında bir iktisadi problemden kaynaklı. Türkiye çok uzun süredir hem faizini hem para birimini bastırarak yaşamaya alıştı. Yani düşük faiz, düşük kur. Özellikle bunlardan ikisini birden bastıramazsınız. Özellikle Türkiye gibi dış finansmana ihtiyacı olan, cari açığı olan ülkelerde bunu bastırdığınız zaman bunlardan bir tanesi patlar. Patlayan da kur olur. Peki biz neden bu hale geldik? Çünkü öyle bir hale geldi ki kur düşük, faiz düşük. Dolayısıyla sizin yatırım yapmanıza gerek kalmadı. Siz ithal ederek ve onun üstüne bir kar marjı koyarak bunu iç pazara satmaya başladınız. İçeride üretmek daha pahalı hale geldi çünkü. Böyle olunca önce işte ara madde, ham madde, ara mamul ithal etmeye başladınız. Sonra ürün ithal etmeye başladınız. Tamamen bu kupayı ithal ettiniz. Üzerine bir kar marjı koydunuz ve sattınız. Dolayısıyla üretim şeyleri durdu. Geçen sizin yayınınıza da konuştuk galiba. Mesela çok konuşuluyor bu konu.
İşte devlet her şeyi özelleştirdi falan diye. Doğru, çok haklı eleştiriler de var burada. Tamam be kardeşim, sen baktın senin özel sektörün her şeyini sattı. Yani baktığınızda özel sektörün elinde neredeyse şey kalmadı ki. Yani o şeyi gören, fırsatı gören, buraya yabancı yatırımcı geliyor diye gören ve yaptığı pazarlığın sonucunda o parayı almaya razı olan iş adamların hepsi de sattı fabrikasını. Bugün açın bakın Türkiye'nin sayılı markalarına. Hani geçen gün sosyal medyada var, çok hoşuma gitti. Yani böyle sabah uyandığınızdan akşam yattığınız zaman dilim içinde bütün eylemlerinizi yan yana getirin. Ne kadar gerçek manada yerli mal ve hizmet kullanıyoruz tartışılır hale geldi. Dolayısıyla bu bir süreçti. Buradan likidite bolken dünyada biz bu dönüşümü maalesef yapmak konusunda, daha doğrusu bu sorunu tespit etme konusunda ve adım atmak konusunda çok geri kaldık. Şimdi yani sığ denizde ya da sakin suda bu işi yönetmek, kotarmak, dönüştürmek varken şimdi maalesef suyun dalgalandığı bir döneme geldik ama mecburuz bunu yapmaya. Başka şansımız yok yani. Peki bir bedeli olacak tabii yani. Hani şu anda dünyada da işler kötüye tabii gidiyor. Üstüne üstlük bir yandan da Endüstri 4.0'la, Sanayi 4.0'la birlikte robotların her şeyi ürettiği aynen bir çağa geliyoruz. Burada nasıl yapacağız bunu? Eğitimle yapacağız. Yani yapanlar nasıl yaptıysa biz de öyle yapacağız. Ama demin dediğim gibi yani bizim bu eğitim konusundaki sorunumuzu daha önceki yayında da sizle konuştuk. Çözmemiz lazım. Yani bu dayanılır gibi bir şey değil. Çünkü siz de söylediğiniz robotlar geliyor. Yani bugün birçok insanın yaptığı işe gerek kalmayacaksın. Bana gerek kalmayacak. Benim yaptığım işi benim yerime bir robot yapacak. Dolayısıyla hani aslında bizim gördüğümüz buzdağının görünen yüzü, arkada gelen çok daha başka bir tehlike varken buna yönelik, bu dönüşüme yönelik insan yetiştirmek, politika üretmek, ekonomi politikası üretmek, bunların belki pazarlanması gibi, yani bugün önümüze çıkan meslek gruplarına, iş dallarına baktığınızda ben üniversitede okurken ya da mezun olduğumda hiçbirisi bizim karşımıza çıkmış kollar değildi ama bugün baktığınızda çok daha fazla teknolojik, işte buna adına sosyal medya deyin, adına blockchain deyin, ne derseniz deyin, çok fazla şeyler geliyor ve maalesef biz eğitim şeyimizde burada çok geri kaldık. Yani bunu çözmeden biz matematiğe, fene, bilime önem verecek eğitim modellerini ortaya koymadan ve bunları uygulamadan buradan çıkmamız çok kolay gözükmüyor. Ha, ona uygulamaya karar versek ne kadar sürede mesafe kat edebiliriz? O da ayrı bir tartışma konusu tabii ki. Peki yeniden piyasalara dönelim. Şimdi OVP çok uzun süredir bekleniyor, orta vadeli evet program. Hatta 100 günlük program eylem açıklandığında, evet, eylem planı açıklandığında bir ay için, en geç bir ay içinde demişlerdi. 100 günlük eylem planı üzerinden de yaklaşık 50 gün geçti. Valla Eylül ayı başı gibi denmiş. İşte yaklaşık 1-2 haftalık bir gecikme var. Orada da aslında Sayın Cumhurbaşkanı Eylül başı dedi. Sayın Bakan Eylül'ün ilk yarısı dedi. Orada da bir şey problemi oldu. Eylül'ün ikinci yarısına kaldı şimdi. Evet. Yani bu da yeterli etkiyi yaratmazsa ne olacak? İnşallah yaratır. Yani yaratmasa sıkıntı olacak kesin. Çünkü şunu söyleyeyim, bizim şu anda hala uygulamakta olduğumuz politikalar Türkiye'den döviz çıkışını engelleyecek politikalar. Bizim Türkiye'ye döviz getirecek politikaları oluşturmamız lazım. Bizim Türkiye'ye ilişkin bir hikaye yazmamız lazım. Çünkü bakıldığında yani sadece cari açık üzerinden baksanız Türkiye'ye aylık 5 milyar dolara yakın para gelmesi lazım. Biz şu anda hala kanamayı durduracak. Yani o kanamanın üstüne işte bir bezle, pansuman tedaviyle geçmeye çalışıyoruz. Bizim burada bir hani makas değiştirmemiz lazım. Bir şey yapmamız lazım. Yoksa hani olduğumuz yerde bekleyerek, yani bu da bir ekonomik dalgadır, bunun da geçmesini bekleyerek bu işin içinden çıkmamız çok mümkün değil. Yani şunu da söyleyeyim bu arada. Dışlardaki konjonktürde, finansal konjonktürden söz ediyorum. Orası da bizi çok rahatlatmayacak bir döngünün içinde, bunu görüyorum, kabul ediyorum. Ama diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığınızda hani dünyada en fazla parası değer kaybeden iki ülkeden biri Arjantin, biri Türkiye ise herhalde oturup yani Arjantin'le Türkiye'de aynı kefeye koymayacağız. Dolayısıyla bu noktada bizim de kendimizin yaptığımız ya da yapmadığımız pek çok şeyi kabul etmemiz lazım. Yani 2013 yılında bu ülkenin faizi 4,5, enflasyonu 6,5'tu. Bugün niye bu noktaya geldik? Bunun cevabını bulabilirsek, kendi kendimize, kendi öz eleştirimizi yapabilirsek, bunun için de şeyi kabul ediyorum tekrar. Yani Türkiye'nin başına pek çok badire geçti. İşte darbe girişimi gibi, Rus uçağının düşürülmesi gibi. O arada dünyadaki finansal koşullar biraz daha sertleşti. Ama gelinen yer
Yani 4.61 faizden 25'e işte 6.5 enflasyondan neredeyse 20'leri 22'leri geliniyorsa burada bizim de mutlaka yanlış yaptığımız, eksik yaptığımız bir şeylerin olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani bunu kabul etmediğimiz sürece ya da hala olaya aynı açıdan baktığımız sürece etrafımız olanı biteni anlamamız ve buna çözüm üretmemiz bu bakış açısı çok kolay gözükmüyor. Yani bir bakış açımızı bir belli ki bir değiştirmemiz gerekecek. Mert Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Nur Siyem İç Piyasalar Satış Müdürü Mert Yılmaz'la orta vadeli program beklentileri üzerine konuştuk. Bizi izlediğiniz, zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Başka programda görüşmek üzere.